Hatay Samandağ'da dün meydana gelen depremin etkisi çok yıkıcı oldu. 6 Şubat'ta meydana gelen depremden sonra en ağır yara alan yerlerden birisi de Hatay'ın Samandağ ilçesiydi. Dün meydana gelen Defne ve Samandağ'da üst üste meydana gelen iki deprem, 6.4 ve 5.8'lik iki deprem maalesef yine can kaybına yol açtı. Çok sayıda binanın yıkılmasıyla sonuçlandı. Defne'de evlerine girmiş olan, hasarlı evlere girmiş olan 6 kişi yaşamını yitirdi. Samandağ'da can kaybı yok ancak çok sayıda bina yeniden yıkıldı. Zaten ağır hasar almış binalardı. Birçok insan da ölümden döndü. Çünkü Samandağ'da da diğer yerlerdeki gibi insanlar evlerine girerek eşyalarını almaya, kurtarmaya çalışıyorlar. Şimdi de Samandağ'ın en büyük sorunu çadır. Belediye başkanının açıklamasına göre yaklaşık 15 bin çadıra acil olarak ihtiyaç var. Hava burada soğumuş durumda ama insanların tamamı neredeyse çadırların dışında, evlerinin dışında geceyi geçirmiş durumdalar ve bu geceye de yine bu şekilde hazırlanıyorlar. Binalardan uzak noktalara arabaları olanlar arabalarıyla gidiyor ve arabalarında uyuyorlar. Bir de narenciye bahçeleri olanlar buradaki seraları kullanıyorlar. Aynı sera çadırının içinde 35-40 kişi aileler birleşerek kalmaya çalışıyor. Ancak bu sera çadırlarının amacı elbette kalmaya yönelik olmadığı için çok sağlıklı değil. Isı sorununu halledemiyorlar. Samandağlılar bir an önce kendilerine çadır ve gıda yardımı yapılmasını bekliyor. Zira gerçekten depremin en yıkıcı etkilerinden birini burada görmek mümkün. Burası Samandağ'a giden ana cadde. Ana cadde üzerindeki bir yıkılmış evin önündeyiz ve bütün caddede bu evlerden görmek mümkün. Samandağ merkezine gittiğinizde de manzara farklı değil. Bütün sokaklar, bütün caddeler neredeyse enkazla dolu. Yolların büyük bölümü kapalı. Bazı mahallelerde elektrik yok. Bir an önce çözüm bulunmasını bekliyor Samandağlılar.